Bina analizi işlemine başlamadan önce veri girişinde yapılmış olabilecek hatalara karşı bina modeli kontrol edilmelidir. Bina modeli kontrol düğmesine bastığım anda bu hatalar güncel kat için ya da tüm katlar için kontrol edilebilir. Tüm katlar için kontrol gerçekleştirelim. Modelde herhangi bir hataya rastlanmadı. Bina analizini yapmak için bina analizi kutucuğunu işaretlemem yeterlidir. Bu aşamada kolon, perde donatı hesabı ve kiriş donatı hesabı yaptırmak istemediğim için bunların işaretlerini boş bırakarak başla düğmesine basıyorum. Probina Orion analizin her safhasında yaptığı işlemlerle ilgili kullanıcıya bilgi vermektedir ve sonda bir özet raporu sunmaktadır. Sonuç raporuna bakılacak olursa mod süperpozisyonu yönteminin kullanılması gerektiğidir. Bu aşamada Probina Orion bizden bir işlem yapmamızı beklemekte. Dinamik analiz yapılmasının zorunlu olduğunu belirttiği için yük kombinasyonlarından TG11S kombinasyonunu seçiyorum. Tekrar analizle yoluma devam ediyorum. Bu sefer dinamik analiz yapacağız ve başla düğmesine basıyoruz. Aynı işlemleri tekrar ediyor. Yine analizi bitirdikten sonra düzensizlik kontrollerini yapıyor ve tekrar bina analizi yapma ihtiyacı duydu. Sonuç raporunu inceleyerek neler olduğunu anlayabiliriz. Dinamik yükleme hali sonuçları statikle karşılaştırıldı ve artırma otomatik olarak gerçekleştirildi. Bazı yüklemelerde etkin kütle oranı %90'ın altında kalıyor şeklinde uyarı mevcut. Dolayısıyla proje parametrelerinde spektrum sayfasında hesaba katılacak mod adedini 20 yaparak işlemlere devam ediyorum. Tekrar analiz sayfasında bina analizini tekrarlayalım. Bu kez durumun ne olacağını görelim. Benzer işlemleri tekrar ediyor Probina. Tüm yüklemelerde etki kütle oranı %90'ı geçmektedir. Moda dediği yeterlidir. Ve perde çerçeve kontrolü sonucunda R eşittir 6.31 kullanılacaktır. Bu nedenle bina analizini yeniden yapma ihtiyacı duyuyor Probina ve otomatik olarak bina analizini tekrarlıyor. İkinci analizin sonuçlarında da yine düzensizlik kontrollerini yaparak işlemi bitiriyor. Bina analizinden sonra oluşturulan önemli bir rapor eksenel yük karşılaştırma raporudur. Bu raporda yapıdaki yükler, döşemeler kullanılarak ve kirişlere dağıtıldıktan sonra kontrol edilmektedir. Elemanlarda hesaplanan iç kuvvetlerin raporlanması için buradaki analiz sonuçları menüsü kullanılabilir. Analiz sonuçları menüsü hiyerarşik ağaç yapısı içerisinde hazırlanmıştır. Burada kat 1'deki kolonlardan S3 kolonunu ve kat 2'deki kirişlerden K210 kirişini alarak sonraki sayfaya geçiyorum. Burada yapısal elemanlar olarak ya da analitik çubuk elemanları olarak sonuçları alabilirim. Sonraki sayfasına geçerek hangi sonuçları almak istediğimi, hangi yük halleri ve hangi yük kombinasyonlarında istiyorsam rapor hazırlığa basarak istediğim iç kuvvetlere ulaşabilirim. Raporlar kısmında ise deprem yönetmeni ile ilgili önemli kontrollerin yer aldığı raporlar bulunmaktadır. Analiz öncesi raporuna tıkladığımızda burada bina ile ilgili özet bilgiler, yapılan analizler, spektrum özellikleri, yük kombinasyonu özellikleri, malzeme bilgileri ve zayıf kat düzensizliği kontrolü gibi kontroller yapılmaktadır. Analiz sonrası kontrolleri raporunda ise en başta dinamik analiz yapıldığı için statik eşdeğer deprem yükü ile dinamik analiz sonuçlarının karşılaştırılması yer almaktadır. Burada her iki yön için ölçekleme katsayıları hesaplanmaktadır. Yine dinamik etkin kütle oranları kontrolü burada yapılmaktadır. 20. moda bakarsak her serbestlik derecesinde etkin kütle toplamlarının %90'ı geçtiğini görüyoruz. Yumuşak kat kontrolü yine burada yapılmaktadır ve perde çerçeve sistemi kontrolü burada yer almaktadır. Perdelerin taşıdığı kesme kuvveti oranı %75'i aşmaktadır. Dolayısıyla iki yönünde bu yapı perde artı çerçeve olarak kabul edilemez. Bu nedenle R değeri yeniden hesaplanmalıdır. Probina bunu yaparak analizi tekrarlamıştır. Yine A1 burulma düzensizliği kontrolü de bu şekilde yapılmaktadır. 1.2 değerini aştığını görüyoruz. Kat ötelemeleri kontrolleri ve ikinci mertebe kontrolleri yapılmıştır. En son tabloda da katlara gelen deprem kuvvetleri,
katların ağırlığı ve kütleleri yer almaktadır. Deprem hesap sonuçları raporunda yapıya ait modal ve spektral bilgiler ve her bir yük halinde hesaplanan kuvvetler, atalet kuvvetleri listelenmektedir. Analiz sonrası tasarım kontrolleri raporu ise kuvvetli kolon zayıf kiriş ve kesme güvenliği kontrollerinin yapıldığı rapordur. Bu aşamada bu rapora giremeyeceğiz çünkü kolon ve kirişlerin donatıları hesaplanmamış durumdadır. Kuvvetli kolon zayıf kiriş ve kesme güvenliği kontrolleri eleman kapasitelerine ve donatılarına bağlı olduğundan tasarım yapıldıktan sonra bu rapora girilmelidir.